Ağaçları biterim bunu. Ağaçı dedim. Bu akasya ağacı bak, gölgelik yapacak inşallah. Sizin eseriniz olacak. Gelin bana yardım edin bak. Kızım ben. Efendimiz ne buyuruyor? Kıyamet kopacağını bilseniz bile elinizdeki fidanı toprakla buluşturun buyuruyor. Halbuki diyelim bir saat sonra kıyamet kopacaksa o fidanın yaşamayacağı belli değil mi? Ama demek ki bu kadar önemli ki o kadar kısa süre kalsa bile diyor o fidanı ekin buyuruyor. Biz de o sünneti yerine getirmiş oluyoruz. Şimdi sizin gençlik çağınızda bu ağacın da gençlik çağında diktik. Allah izin verirse siz büyüdüğünüz zaman çoluk çocuğunuz da buraya geldiğinizde gururla onlara gösterebileceksiniz. Burada ağaçlandırmada bizim de emeğimiz var, bizim de katkımız var. Biz ağaç dikmiştik diye. Bugün mübarek Cuma gününde burada toplandık. Elhamdülillah. Cenab-ı Hakk'a sonsuz şükürler ediyoruz. Koruluğu olmayan köylerimize birer koruluk ağaçlandırma sahası kazandıralım niyetiyle, düşüncesiyle bu çalışmalara başladık. Burası 3. köyümüz ağaçlandırma faaliyetini yaptığımız. Burada ağaçlarımızı dikeceğiz, dikiyoruz. Sulamasını ayarlıyoruz. Sulamasını da kurmuş olacağız inşallah. Benim sizlerden istirhamım da bu ağaçların korunmasında sizler de gereken gayreti inşallah gösterirseniz o zaman burası inşallah yakın zaman içerisinde, birkaç sene içerisinde böyle gölgelenilen, içerisinde oturulabilecek, serinlenebilecek bir güzel mesire alanı haline inşallah gelmiş olur. Belediye olarak köy yollarımız başta olmak üzere yollarımızın yapımına büyük önem veriyoruz, gayret ediyoruz. Aşağı yukarı ayda 10 kilometre civarında yol yapıyoruz. Tabii ki biliyorsunuz dağ köylerimiz var, ova köylerimiz var. Çok geniş bir alanımız var, hizmet alanımız çok fazla. Yani bu sene için biz Allah izin verirse yaklaşık 100 kilometrelik bir yol yapımı planlıyoruz. Keza işte ilçe merkezinde, kasabalarımızda yapacağımız diğer hizmetlerimiz de var. Elimizden geldiği kadar çalışıyoruz. Ali Toklas kardeşimiz, Allah rahmet eylesin, o da elinden gelen gayreti yapıyordu biliyorsunuz. Sizlere hizmet edebilmek amacıyla gayret etmişti. Mukadderat, Cenab-ı Hakk'ın takdiri böyleymiş. Cenab-ı Hak mekanını cennet etsin cümle geçmişlerimizle beraber inşallah. Burada bize verilen bu görev, bu hizmet süresi Cenab-ı Hak tarafından aslında bir emanet. Yani burada bu süre zarfında ne kadar çalışabildiğimiz, ne kadar gayret edebildiğimiz, ne kadar hizmet edebildiğimiz önemlidir. Elimizden geldiği kadar tabii ki. Bize düşen gayret, bize düşen çalışma. Şundan emin olun, elimizden geldiği kadar var gücümüzle memleketimize hizmet edebilmek için çalışıyoruz. Dün Ankara'daydık, organize sanayi bölgemizdeki genişleme sahasıyla ilgili bakan yardımcımızla toplantı yaptık. Bazı yerlerimize doğalgazın ulaştırılmasıyla ilgili girişimlerimiz devam ediyor. Yani ilave sanayi tesislerinin gelmesi demek gençlerimiz için ilave iş imkanlarının sağlanması demek. Milli eğitimimizle beraber okullarla ilgili çalışıyoruz. Sağlık Bakanlığımızla beraber hastanelerimiz, sağlık ocaklarımızla ilgili çalışıyoruz. Hastaneye bir ek bina yapımıyla ilgili şu an çalışıyoruz. İnşallah orada fizik tedavi ünitesinin, diyaliz ünitesinin, diş polikliniklerinin daha geniş alanlarda daha güzel hizmet vermesini, diğer polikliniklerin de rahatlatılmasına çalışıyoruz. Sağlık ocaklarımızın artırılması noktasında çalışıyoruz. Müftülüğümüzle beraber camiler ve Kur'an kurslarımızda daha fazla sayıda açılabilmesi ve olanların iyileştirilmesi için çabalıyoruz. Yani bunları sizinle paylaşmak istedim. Bütün bunlarla ilgili sizin duanıza ihtiyacımız var. Bir taraftan gayret edersek, bir taraftan dua edersek, bir taraftan da birliğimizi, beraberliğimizi muhafaza edersek inşallah Cenab-ı Hak yaptığımız hizmetleri bereketlendirir. Ve sonuçta yüzümüzün akıyla Cenab-ı Hakk'ın bize emanet olarak verdiği bu görev süresini tamamlamayı inşallah Rabbim lütfeder. Teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Buraya kadar geldiniz. Bu kuru toprağı, bu kuru alanı, bu kuru beldeyi yeşillendiriyoruz, ağaçlandırıyoruz ya Rabbi. Ya Rabbel Alemin, bu
Yaptığımız sadaka-i cariyeyi kabul eyle.